Obezite yani kilo problemi maalesef insanlar yanlış besleniyor. Yemeği içmeyi de seviyoruz. Yemeği içmeyi sevmek güzel de spor yapmıyor. Masa başında sürekli insanlar bilgisayarla çalışıyor artık. Bileşim, iletişim toplumuyuz yavaş yavaş. Fabrikalarda da ofis, büroda çalışıyor insanlar. Büroda da, iş yerlerinde de artık ne oluyor? Herkes ofiste çalışıyor. Akşam da yorulup evine gidiyor, yatıyor. Yiyor, içiyor, yatıyor. Akşam ağır yemek yiyor, yatıyor. Kilo alıyor, 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 veremiyor. Bir. Maalesef bir de hareketsizlik. En tehlikelisi de nedir? Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanıyorsa vücudun hormon dengeleri bozuluyor. Vücudun hormon dengeleri bozulursa ne olur? Artık kilo veremez. Ne kullanırsa kullansın. Ne yaparsa yapsın. Çünkü hormon dengeleri bozuluyor. Biz bununla ilgili yıllarca çalıştık. Obezitenin çözüm için biz 30 yıl çalıştık. Bir diyet maydanozlu bir su ürettik. İçerisinde at kuyruğu otu, funda yaprağı, maydanoz, lahana çok güzel bir formül zayıflatıyor. Sonra bunu geliştirdik. Funda forte diye bir formül geliştirdik. Bu Peki da hocam, zayıflatıyor. şunu soracağım size. Kilo almamızın en önemli sebebi yine bu kimyasal gıdalar mı? Kimyasal ilaç kullandığımız kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire. Vücudun hormon dengeleri bozulur. Bir de diyetisyenler insanlara yanlış beslenmeyi tavsiye ediyor. Diyor ki günde 3 ana öğün, 3 ara öğün, ette 6 öğün. 6 öğün yiyen kişi zayıflar mı? Asla Zayıflayamaz. zayıflamaz. Zaten Sürekli son kilo olur. araştırmalar bunu göstermiyor. Eskiler 3 öğün beslenirlermiş. Çünkü o öğün aralarında bizim kan şekerimiz düştükçe biz ara öğünlerde beslenince direkt kan şekerini yükseltiyoruz. Üç Yağ öğün, üç yakımını öğün değil, azaltıyoruz. iki öğün. Günde 2 öğün tavsiye ediyorsunuz. Evet, Peygamber Efendimiz'in de sünneti böyle. Peygamber Efendimiz sabah kalktığında bir bardak süt içmiş, akşam da birkaç tane hurma. Zaten Peygamber Efendimiz'in hayatı yılın 240 günü, 250 günü hep oruçla geçmişti. Bir yılın. Onun hayatı bambaşka tabii. Biz ona uyanmayız da. Biz sıradan basit bir insanız da. Şimdi eskiden köydeyken de biz böyle besleniyorduk. Mesela sabah tarlaya gitmeden önce kahvaltı yapıyorduk veya çorba içiyorduk köydeyken. Akşama kadar yemek yok. Ne yapıyoruz? Tarladayız. Akşam gelip akşam yemek yiyoruz. O kadar. Yani günde iki öğündü eskiden. Nereden çıktı bu üç öğün? Sonradan Avrupa'dan çıktı. Avrupa. Avrupa'yı her konuda taklit ediyor ya. Bu konuda da Avrupa'yı taklit ettik. Bizim atalarımız, dedelerimiz iki öğün. Sabah kahvaltı ederlerdi Bir ve de bir de akşam yok. akşam Başka yemeği yok. yerlerdi. Yani yok. Başka bir şey yok. Üç öğün yok. Ama şimdi kaç öğün var? Bir hesap edeyim. Mesela bizim ofiste 4-5 tane webmaster çalışıyorlar. Kahvaltıdan sonra cips, jelibon, kek, gofret mutlaka yanlarında atıştırıyorlar, hiç durmuyorlar. Öğlen yeme tekrar atıştırıyorlar cips, jelibon, kek, gofret. Akşam evlerine gidiyorlar. O çerez başlıyorlar fındık, fıstık. Bu adamlar nasıl kilo vermez ki? Kilosu. Evet ve sonrasında düşünüyoruz ki biz neden kilo veremiyoruz, neden obez bir toplum 5, haline 10, 6 geliyoruz? öğün değil yani. Belki 10 öğün durmadan yiyorlar, durmadan atıştırıyorlar, durmadan. Yani bir şeyler yapıyor, geriliyor, geriliyor, atıyor, yatıyor. Artık geriliyor, artık yemezse kafa çalışmıyor. Şu bağımlı hale gelmiş, bağımlı. Bir de bu yiyeceklerin içerisinde biliyorsunuz ki bağımlılık yapan maddeler var. Güzel bir konu, o da ayrı bir şey. Şimdi dünyanın hiçbir ülkesinde N5'e, yani mısır şurubundan, mısır şurubu diye bir şey yok, mısırdan şurup mu olur? Mısırı özel bir enzimle ne yaptılar? Mısır şurubu yaptılar, mısır nişastasını. Sahte bir şurupsa, doğal değil. Sahte şurup diyebiliriz mısır şurubuna. Aslında doğal değil, sentetik diyebiliriz mısır şurubuna. Çünkü birleşiminde yüksek oranda fruktoz, çok az miktarda glukoz var. Bu nedenle N5'e denir, mısır nişastasını elde edilen şuruba, N5'e. N5'e tehlikelidir. Neden tehlikeli? Pankreas yağlanmasına sebep oluyor, şeker hastalığını tetikliyor. Sonra pankreas kanserini tetikliyor. Karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Tansiyona, kolesterole vesaire vesaire. Yan tesiri çok büyük. Avrupa'da %1'in üstünde değil mısır şurubuna müsaadesi, kotası, üretilme oranı. Ya. Mesela Fransa'da %0,49, Peki bizde Almanya'da nedir? %0,89. Ben bizi merak ediyorum şimdi.
Bizde her şey serbest. Ya babam, yani şu zehir, anda mısır babam, şurubu zehir. Pek çok yiyeceğin içerisinde var o zaman. Bizde zehirlenmek serbest. Türkiye'de serbest. Yani Avrupa standartları uyum. Türkiye'de ölmek serbest o zaman. Öyle diyelim. Şimdi zayıflamak için Garcinia kombucha denen bir meyve var. Mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklinde. Bunun birleşiminde limonun birleşimindeki sitrik asit gibi bir asit var. Hidrositrik asit. Bir hidrosu fazla. Limon suyundaki sitrik asidin benzeri bir asit içeriyor. Hidrositrik asit. Bu hidro yani OH grubu. Hidrojen oksijene OH denir. Bu hidrositrik asit farklı bir asit. Özelliği şu. Mesela nişasta içeren herhangi bir şey yediniz. Unlu. Nişastaya bağımlılığımız var. Un mamulleri, evet. Tatlı. Ne yerseniz yiyin. Meyveci. Ne yerseniz şekerli içen veya unlu bir şey yediniz. Karbonhidrat içeren bir şey. Bünyemiz bunu neye dönüştürüyor? Yağa dönüştürüyor. Bu dönüşümü sağlayan nedir? Çok özel bir enzim var. Asetil koenzim glikozu yağa dönüştürüyor. İşte asetil koenzimi, bu enzimi, vücudumuzun salgılamış olduğu bu enzimi frenlerseniz yağa dönüşmez, kişi de kilo almaz. Peki nedir? Bunu bu meyveyle mi frenliyoruz? Garcinia'nın birleşimindeki hidrositrik asit ne yapıyor? Enzimi frenliyor. Böylece kişi hücrelerin merkezinde, içerisinde yani şekerin depolanmış haline glikojen denir. Depolanırsa şeker depolu hale, yeterince depolanırsa yeme ihtiyacı doğmaz. Peki biz şimdi bu meyveyi nasıl bulabiliriz? Ben merak ettim. Yani yemek yedikten sonra mı yiyoruz bu meyveyi? Meyve olmaz. Meyveyi bulamazsın zaten. Meyve Endonezya'da, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos'ta. Artı meyvenin içindeki etken maddeyi destilasyonla ekstrakt haline getirilmiş şeklini kullanacaksınız. Meyveyi değil. Şimdi peki yemeklerden sonra mı almak gerekiyor? Yemekten 15-20 dakika önce yani alınırsa biz bunun formülünü geliştirdik. Garcinia Forte diye bir formül. Hı hı. Birleşiminde Garcinia, Funda, Kuşkonmaz, efendim, Maydanoz gibi 19 bitki ekstraktından oluşan Garcinia Forte. Bunu kullandığı zaman kişi yemekten önce 5 tabak yemek yiyorsa 2 tabak yemek, 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyuyor. Çünkü yemiş olduğu besinlerdeki karbonhidratın yani şekerin yağ dönüşümünü engelliyor. Böylece erken doymuşluk hissi uyanıyor ve fazla yemek yiyemiyor. Garcinia. Evet, funda yaprağını da son olarak soracağım. Vaktimiz kalmadı ama funda yaprağı da önemli bir bitki. Bunun içerisinde var zaten funda, kuşkonmaz, maydanoz, 19 çeşit bitkinin ekstraktı. Biz fundayla da ilgili bir çalışma yaptık. Birleşiminde 13 bitkiden oluşan çok özel bir çay hazırladık. Funda, maydanoz, kuşkonmaz, garcinia. Bu da zayıflatıcı özel bir çayımızda var. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgilerdi. Sevgili izleyiciler, tıbbi bitkiler uzmanı Sayın İbrahim Gökçek'le birlikteydik. Pek çok hastalıktan ve rahatsızlıktan bahsettik.